Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan 1. Piyade Hudut Bölüğü'ne bağlı Boztepe Hudut Karakolu'nda vatani görevini yaparken terhisine 4,5 saat kala canına kıydığı iddia edilen Asteğmen Osman Yaman'ın cenazesi memleketi Giresun Keşap ilçesine bağlı Ceylanpınar köyüne getirildi. Merkez Kubbeli Camii'de öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yaman'ın cenazesi Ceylanpınar köyünde toprağa verildi. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cenazede anne Sefine ve baba Avni Yaman ayakta güçlükle dururken törene askeri erkanın yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Ceylanpınar köyündeki defin işleminin ardından konuşan Asteğmen'in ağabeyi Birol Yaman, kardeşinin ölümüyle ilgili şüpheleri olduğunu söyledi. Bize intihar olduğu söylendi fakat resmi ağızdan, resmi olarak bir şey söylenmedi, bir evrak falan gelmedi bize. Biz inanmıyoruz intihar ettiğine, tezkeresine saatler kalan bir insanın niye intihar etmesi, hala bir şey geliyor bize. Yani bize vermediler şu ana kadar, verilmedi otopsi raporu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde vatani görevini Asteğmen olarak yapan Osman Yaman'ın terhis olacağı gün terhisine saatler kala intihar ettiği ileri sürülmüştü.